Değerli arkadaşlar, bu akşam saatlerinde toplanmamızın sebebi, basına bir açıklama yapmamızın sebebi, biraz önce bize ulaşan Pazarcık'ın Hasan Koca köyündeki baskın. Hasan Koca köyünde 10 gün boyunca gönüllü arkadaşlarımızın, partili arkadaşlarımızın ve Pazarcık halkının ortaklaşa dayanışma ruhuyla ortaya koyduğu ve orada büyük bir bina olan bir depoda yardım araçlarının, yardım tırlarının malzemeleri boşalttığı bir yerde 10 gündür güzel bir çalışmayla Pazarcık halkına bütün yardımlar ulaşmaya çalıştırıldı. Ancak bugün birkaç saat önce bize gelen bilgilere göre Pazarcık'ın kayyumu, daha doğrusu Pazarcık'ın kaymakamı mülki amirlerle birlikte bu binayı basarak, yardımların toplandığı depoyu basarak orada çalışma yürüten arkadaşlarımıza burayı bize teslim edeceksiniz ve dağıtılacak olan eşyaları, malzemeleri bizler dağıtacağız, yoksa hepinizi gözaltına alacağız diye tehdit ettiler. Bu anlayışın yıllardır devam ettiğini biliyoruz. Bu anlayış bir kayyum anlayışıdır. Halka yapılan yardımların ulaşmaması için büyük bir titizlikle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ettiklerini hep birlikte gördük. Depremin başından beri, özellikle ilk günlerde ortada olmayan, hiçbir şekilde halkımıza yardım götürmeyen ve bu şekilde ortada olmayanlar şimdi yapılan çalışmaları, yapılan yardımları engellemek ama aynı zamanda HDP'nin yardım kampanyasını durdurmak için bir girişim başlattılar. İktidara buradan seslenmek istiyoruz. Bu bir akıl tutulmasıdır. İnsanlar açlıktan, soğuktan, depremden büyük bir felaket yaşarken bu yapılan yardımları engellemek hiç kimsenin haddine değildir. Hiç kimsenin buna hakkı da yoktur. Biz ne pahasına olursa olsun bizlere ulaştırılan bütün yardımları, bütün malzemeleri halkımıza ulaştırmak için büyük bir mücadele vereceğiz. Dolayısıyla bu yapılan baskının, bu yapılan engellemenin, buraya kayyum atamanın hiçbir şekilde izahı yoktur. Bütün kamuoyuna buradan seslenmek istiyorum. Bundan sonra bu tür girişimlerin devam edeceği kaygısını taşıyoruz. Yapılan bütün yardımları engelleme kaygısını taşıyoruz. Çünkü iktidar ilk iki gün Türkiye kamuoyuna atmış olduğu, vermiş olduğu algıyla yeni bir süreç başlatmak istiyor. Bunu da bizim yaptığımız çalışmalar üzerinden kendisine mal eden bir yerden, HDP'nin ya da sivil toplum örgütlerinin, başka partilerin yaptığı yardımları engelleyerek sanki bu yardımları kendisi yapıyormuş gibi bir algı yaratmasına asla izin vermeyeceğiz. Aldığımız bilgilere göre şu an oraya kolluk gitmiş. Şu an oraya askerler yerleşmiş. Depremin ilk iki günü kolluğun ortada olmadığı, hükümetin ortada olmadığı, askerlerin ortada olmadığı bir süreçte şimdi bakıyoruz yardım malzemelerini engellemek için askerlerin, kolluğun ve mülki amirlerin oraya gittiklerine tanık oluyoruz. Bu kabul edilir bir durum değildir. Özellikle Halkların Demokratik Partisi olarak bütün illerden depremzedelere ulaştırılmaya çalışılan malzemelere her türlü engel başından beri çıkarıldı. Ve bugün son noktada artık o depoyu basarak buraya biz yerleşeceğiz. Bizim emrimizde olan insanlarla birlikte çalışıyorsanız çalışırsınız, yoksa sizleri gözaltına alacağız demelerini asla kabul etmiyoruz. Yine AFAD, özellikle Siirt ve Batman'dan gelen tırların içerisinde odun, kömür ve yakacak olan tırların engellenmesi ve AFAD'ın buna el koymasını da asla kabul etmiyoruz. Antep'e giden tırlar AFAD tarafından durdurulmuş, biraz önce aldığımız bilgiye göre ve AFAD'ın da yine aynı zihniyetle, aynı amaçla bu yardımlara, bu malzemelere el koyduğunun haberini alıyoruz.
Bundan sonra yapılacak olan bütün işlemlerde, yapılacak olan yardımlarda bir azalma görülür eğer bu anlayış devam ederse. İnsanlar artık yardım yapamaz duruma gelir. Çünkü mülki amirler bunlara el koyup bunları nereye götüreceğini, kimlere vereceğini bilmediğimiz için insanlar yardım yapma kaygısını ortadan kaldırır ve bu kampanyanın özellikle zayıflamasına neden olur. Bu zayıflamanın olmaması için yapılan bütün yardımların yerlerine ulaşabilmesi ve ihtiyaç sahiplerine gidebilmesi için önümüze engelin çıkarılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Siz ortada yoktunuz. Siz yardım yapmadınız. Siz depremzedelerin yanına gitmediniz, gidemediniz. İnsanlar enkazın altında can verdi. İnsanlar soğuktan sabaha kadar uyuyamadı. İnsanların eline bir şişe su vermediniz. İnsanlara bir tabak sıcak çorba vermediniz. 3 gün boyunca insanlar perişan oldu. 3 gün boyunca insanlar açlıktan, susuzluktan, soğuktan perişan oldu. Ama bunun yanında enkazın altındaki canlarını kurtarma derdine düştü. Fakat siz yoktunuz. Orada kimler vardı? Orada HDP vardı. Başka siyasi partiler vardı. Sivil toplum örgütleri vardı. Ve gönüllü insanlar vardı. Şimdi bütün bunları, bu algıyı değiştirmek için bu malzemelere el koyup sanki kendiniz bu malzemeleri toplamış gibi insanlara dağıtmak istiyorsunuz. Ama buna izin vermeyeceğiz. HDP buna izin vermeyecek. Sizin bu algınızı, bu anlayışınızı, bu zihniyetinizi yerle bir edeceğiz. Böyle bir anlayış ülkenin neresinde görülmüş? Yardıma muhtaç insanlara giden malzemelere el koymak kimin vicdanına sığar? Hangi anlayışa sığar? AKP hükümetine, özellikle ortağıyla birlikte ortada görünmeyen, yok olan, hiçbir şekilde yardım eli uzatmayan bu partilere sesleniyorum. Bari bırakın yardım eden partiler, sivil toplum örgütleri, gönüllüler bu insanların yanında olsun. Bu yaraları birlikte saralım. Ama siz buna müsaade etmiyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Çok açık söylüyoruz. Biz yardımlarımızı halkımıza ulaştıracağız. Ne pahasına olursa olsun onları hiçbir şekilde soğuğa, açlığa ve doğal afetlerde zarar görme şekline muhtaç bırakmayacağız. Bir kez daha şunun altını çizmek istiyorum. AKP hükümeti başından beri Halkların Demokratik Partisi'nin yapmış olduğu bütün yardım ihtiyaçlarının karşılanması için depremzedelere gönderilen bütün malzemelere hep engel çıkardı. Ama bugün son noktayı koyarak o depoya, o malzemelerin başına kayyum atamaya çalıştı. Şu an durum budur. Şu an gerçek durum budur. Çünkü kayyum atamaya alışan bir zihniyet var. Her şeyi kendi kafasına göre, kendi anlayışına göre yapmaya çalışan bir zihniyet var. Ama bu zihniyetin artık bütün kamuoyu tarafından, Türkiye halkları tarafından çok iyi bilinmesi gerektiğinin altını önemli çizmek istiyorum. Bir kez daha bu durumu asla kabul etmeyeceğimizi, yardımlarımızın halkımıza ulaşması için her türlü seferberliği yapacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bu konuda diğer siyasi partilerin de, muhalif partilerin de, kendisine insanım diyen herkesin bu duruma karşı çıkması ve bu konuda mutlaka söz söylemesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü gün dayanışma günüdür. Gün birbirimizin elini tutma günüdür. Gün AKP'nin ve ortağının kendi anlayışı ve zihniyetini Türkiye halklarına, Türkiye kamuoyuna mal etme zihniyetini yerle bir etme günüdür. Biz onların yalanlarının, hilelerinin, talanının ülkeyi ne hale getirdiğini zaten bu 10 günlük süreç içerisinde gördük. Depremde insanların yanında olmayan, insanları enkazın altında bırakan